iki gün gelmeyecektiniz? Tekin öyle talimat vermedi mi? Acil bir durum olunca. Ne o acil durum? Söyle bana. Tekin Bey'e söylemem lazım. Aradım ama telefonunu açmadı. Siz kim bekliyordunuz? Kimseyi. Yani öyle içeriden bağırış çağırış duyunca. O açıdan yani. Refik. Sorun yok. Tartıştık biraz. Ama arkadaşlar arasında olur öyle şeyler. Değil mi Deren'cim? Kusura bakmayın. Tekin Bey nerede? Yok. Yok Tekin Bey. Sabah çıktı gitti bilmiyorum nerede. Ayrıca yani evlendik diye ben Tekin'in her adımından sorumlu muyum sanki? Bu ne ya? Önce oğlu sonra sen. Oğlu mu? Sinan buraya mı geldi? Evet geldi. Niye şaşırıyorsun ki? Oğlu sonuçta babasını merak etmiş gelmiş. Refik bak yorgunum zaten. Hadi rahat bırak bizi. Tekin Bey dönünce beni acil bulmasını söyleyin. Bana söyle. Ne oldu? Ne o elindeki? Sizinle bir ilgisi yok. İş meselesi. Refik. Evle de, işle de ilgili her şey beni de ilgilendirir artık. Tamam mı? Ver şunu bana. Yok. Siz yorgunsunuz zaten. Biraz rahat bırakayım sizi. Ben artık gidiyorum. Gelmeyin peşimden. Deren, Deren. Bak bu olanları birine anlatırsan hepimiz biteriz. Oradan bakınca aptal gibi mi duruyorum? Yo, süper zekasın. O belli oluyor. Ben de suç ortağıyım. Kimseye bir şey anlatamam. Senin ailen kalın. Kalınlara hiçbir şey olmaz. Olan ancak benim gibi böyle sahipsizler olur. Hiç bana laf anlatma. Ya bir susun da beni dinleyin. Çilem haklı. Bizim bu olanları toparlamamız lazım. Nasıl peki? Hı? Hiç düşünmeyecek misin? Hiç mi rüyana girmeyecek o an? İnsan delirir ya, kafayı yer insan. Böyle büyükleri nasıl yaşayacağız biz? Deren. Ya ben ölseydim? Ne olurdu? Ya sen ölseydin? Bir düşünsene. Ya elimiz kolumuz bağlı dursaydık ne olurdu? Eğer kendimizi savunmasaydık şu an üçümüzden biri burada olmayacaktı. Yine olsa yine yaparım. Gözümü bile kırpmam. Asla unutma. Tamam mı? Biz kötü insanlar değiliz. Biz kötü insanlar değiliz. Ama çok kötü bir şey yaptık.